Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve ehli beytihi ve zürriyatihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedana lil-islam ve elhamdülillahi'llezî cealenâ min ümmeti Muhammedin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Onun Habibi, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Bizleri doğru istikametten ayırmasın. Son nefeslerimize kadar iman ve Kur'an'la yaşamayı, son nefeslerimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip ve müessir eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri, ayet-i kerimeleri inşallah bizlere dinlemeyi nasip eden, amel ettirmeyi nasip eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Biraz sohbetimize geç başladık. Çünkü elektrikle alakalı bazı problemler olduğundan dolayı sohbetimiz gecikti. Normalde 9'u 15 geçe başlamamız gerekiyordu. Ancak elektrik kesintisinden dolayı daha yeni başlayabildik. Allah Celle Celaluhu inşallah duyduklarımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, en başta her zaman söylediğimiz gibi Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Elhamdülillah Rabbimiz bizleri İslam üzere yarattı. Müslümanlıkla bizleri müşerref kıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak bizleri dünyaya geldi. Rabbim bu nimetin şükrünü eda etmek nasip eylesin. Geçen hafta ifade etmiş olduğumuz gibi sahabe-i kiramın Peygamber aleyhissalatü vesselama olan muhabbetinden bahsetmiştik. Ama bu hafta inşallah İslam'da kıymetli Müslümanlar, yani şakası olmayan tabiri caizse, insanı dinden çıkaran, farkında olmayıp da dilimizde toplum olarak kullanmış olduğumuz bazı sözlerden bahsedeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, maalesef ahir zamanın alametleri ve gelecek olan zamanın alametleri ve aynı şekilde teknoloji çağının insanlara, gençliğe yöneltmiş olduğu bazı sebeplerden dolayı insanlar artık sürekli böyle duydukları her şeyi bir alay konusu yapmaya çalışıyorlar. Özellikle İslam ile alakalı alay edilmemesi gereken ya da gülünç konusu olmaması gereken bazı meseleler var. Ama maalesef bazı televizyon kanalları, bazı sosyal kuruluşlar, bazı medya kuruluşları sadece ve sadece reyting toplamak, insanları kendilerine çekmek için maalesef İslam üzerinden kıymetli kardeşlerim, yani insanları güldürmeye çalışıyorlar. İşte bu sohbetimizde inşallah ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'da kesinlikle ve kesinlikle alay edilmemesi gerektiğine dair anlattığı bazı konuları inşallah dile getireceğiz. Kıymetli Müslümanlar, öncelikle okumuş olduğumuz ayet-i kerime Tövbe suresi 65 ve 66. ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler İslam'da İslami vecibelerle dalga geçilmemesi gerektiğini, İslam'la, Kur'an'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulullah'la dalga geçilmemesi gerektiğini bu ayet-i kerime inşallah bizlere ifade ediyor. Kıymetli Müslümanlar, birçok peygamber
kendi zamanlarında, yani Allah'ın kendilerine gönderdiği kitap, kendilerine vermiş olduğu imkan nispetinde insanlara dini mübini İslam'ı anlatmaya çalıştılar. Tabii bunun karşılığında işte küfür yiyen peygamberler oldu, bunun karşılığında dalga geçilen peygamberler oldu, bunun karşılığında alay edilen peygamberler oldu. Ki başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda çevresi, yakın çevresi, akrabaları ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikle müşerref olduğu o dönemde putperestler Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le alay ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alay ettikleri gibi kıymetli Müslümanlar, daha önceki peygamberlerin de başlarına gelmiş olan olaylar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Mesela Nuh Aleyhisselam İslam'ı, yani Allah'ın kendisine göndermiş olduğu sahifeleri, kitabı insanlara yaymak için kıymetli Müslümanlar, niye İslam dedim? Bütün dinlerin özü İslam'dır. Yani bütün dinlerin özü tek Allah'tır. Tek Allah inancıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam emri bil maruf'a çıktığında insanlara dini anlatıyordu. İnsanlar onu o kadar çok işte tersliyorlardı, dışlıyorlardı ki hatta bir defa Nuh Aleyhisselam emri bil maruf yaptı, anlattı. Başladılar Nuh Aleyhisselam'ı taşlamaya. O kadar çok taşladılar ki taşlar Nuh Aleyhisselam'ın boyunu geçti. Nuh Aleyhisselam taşların içinde kaldı. Sonra dediler ki ya bu adam herhalde artık yani ölmüştür ya da dini anlatmaktan, hani uydurma olan dini anlatmaktan vazgeçer gibi söylemlerle Nuh Aleyhisselam'ı terk edip döndüler. Nuh Aleyhisselam o taşları aralaya taşların arasından çıktı. Yine kapı kapı gezip kapıları çalıp kim o dedikleri zaman La ilahe illallah ene neciyullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın nebisiyim, ben Allah'ın peygamberiyim diyerek Nuh Aleyhisselam tebliğ görevine devam etti. Tabii kıymetli Müslümanlar, yani alay söz konusu olduğumuz zaman Allah katında derecemizin yükseldiğini unutmayalım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi nedir? Size deli denilmediği müddetçe hakiki manada iman etmiş olamazsınız. Değil mi? Yani bir insan bizimle alay edecek, namazımızla alay edecek, başörtüyle alay edecek, işte İslami yaşantınla alay edecek, takkenle alay edecek, kızlar, genç kızlar özellikle arkadaş ortamlarında, üniversite ortamlarında insanlar tarafından hor görüleceksiniz. Ama Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, eğer bu konuda bir cahille karşı karşıya gelirseniz, yani sizinle alay ederse, İslam'la alay ederse, kavlu selame, selam verip geçin. Yani fazla detaylandırmayın. Sizin üzerinize gelebilir ki, çünkü peygamberin üzerine de gittiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyorlardı? Büyücü diyorlardı. Resulullah'a mecnun diyorlardı. Delirmiş diyorlardı peygamberimize. Niye? Çünkü Allah'a olan muhabbetinden dolayı. Hatta kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü o kadar çok tesirliydi ki, yani bir insana bir şey söylediği zaman eğer Allah onun kalbine hidayet vesilesi kılmışsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden mutlaka ve mutlaka etkileniyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara İslam'ı anlattığında, mesela dini anlatıyordu, hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyorlardı. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın anlatışlarının bu tesirini duyan müşrikler, Mekke'deki müşrikler toplandılar, dediler ki biz Mekke'nin girişinde bekleyelim. Muhammed'in, hani dışarıdan Kabe'ye ziyarete gelenler Mekke'nin girişinde onları yakalayıp uyaralım. Onlara diyelim ki yani bizim toplumumuzda Muhammed diye birisi var. Eğer siz ona denk gelirseniz kulaklarınızı tıkayın. Hatta Mekke'nin girişinde kulaklarını tıkanmak için onlara bazı şeyler verdiler. Dediler ki eğer Muhammed'e denk gelirseniz sakın onun sözünü dinlemeyin. Hatta konuşacak olursa kulaklarınızı tıkayın. Elinizde olmadan kendinizi ona kaptırırsınız dediler. Tabii Mekkeliymiş, hani Mekke'ye, Kabe'ye ziyaret eden, Kabe'de, yani Mekke'yi mükerremede yılların çeşitli zamanlarında, zaman dilimlerinde ticaret oluyordu, alışveriş oluyordu. Dışarıdan gelen halkın da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemesi, inanmaması için Mekkeli müşrikler, işte Ebu Cehil gibi kafa yapısı başta olmak üzere dışarıdan gelen misafirleri bu şekilde uyarıyorlardı. Tabii yine birisine bir şeyler verdiler, kulaklarını tıkadı, geldi Beytullah'ın karşısında. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Beytullah'ın karşısında namaz kılıyor. Resulullah Efendimiz tekbiri aldı. Diğer tarafta oturmuş adam, dışarıdan gelmiş, ticaret için gelmiş ama Kabe çok eski bir yapıt olduğu için ziyarete Kabe'yi görüp tekrar geri dönüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanı başında oturuyor, kulaklarına tıkamış ama Peygamberimiz namaz kılarken okuduğu ayetleri duyuyor aynı zamanda. Resulullah ayetleri okudukça kalbi yumuşuyor. Ayetleri okudukça kalbi yumuşuyor. Hatta o kadar çok yumuşuyor ki yani bir anda
bu peygamberimiz bu tarafta namaz kıldığı için sağ taraftaki kulağını tıkadığı pamuğu çıkardı. Ayetleri duydukça etkilenmeye başladı ya. Sonra baktı ki daha çok böyle okuduğu ayetler o kadar çok etkiledi ki bunu da çıkardı. Sonra Resulullah'ın yanına gitti. Dediler ki sen Muhammed misin sallallahu aleyhi ve sellem? Evet dedi, ben Allah'ın peygamberi Muhammed'im. Ama dedi senin söylediklerin o kadar güzel şey ki, o kadar güzel şeyler okuyorsun ki, yani o normalde dışarıdan daha yeni gördüğü için çok güzel şiirler okuyorsun dedi peygamberimize. Halbuki Allah'ın ayetlerini okuyor Resulullah Efendimiz. Sonra peygamberimize dedi ki ya Muhammed, ben dedi Mekke'ye gelirken beni uyardılar. Sakın onun sözünü dinleme. Seni ailenden, arkadaşlarından, eşinden, dostundan ayırır dediler. Kıymetli kardeşlerim, bunun gibi çok örnekler var. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı müthiş bir şekilde, Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam'ı alaya alıyorlardı. Hiçbir şekilde. Yani peygamberimizi ciddiye almıyorlardı. Resulullah'la dalga geçiyorlardı. Ama peygamberimizle alay etmeleri, peygamberimizle dalga geçmeleri hiçbir zaman peygamberimizi davasından vazgeçirmedi. Hiçbir zaman. Tam aksine Resulullah'ı davasına daha çok bağladı. Kıymetli Müslümanlar, yani tabii İslam'da bazı temel şeyler vardır. Bunlarla alay edilmez. Yani bunlar söz konusu olduğu zaman bunlara gülünmez, bunlarla dalga geçilmez, bunlarla işte reyting konusu yapılmaz, bunlarla reyting yapıp para kazanılmaya çalışılmaz. Çünkü bahsettiğimiz şey sıradan bir kitap değil, Allah'ın kitabı. Okuduğumuz şey Allah'ın ayet-i kerimesi. Dolayısıyla kardeşlerim, bir Müslüman, tabii hani peygamberimiz şakacıydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bazen espri yapardı, şaka yapardı. Cemaatini güldürürdü ki, yani bu birçok hadis-i şerifte mevcuttur. Hatta daha önceleri de söylemiştik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bir hanım sahabe annemiz geliyor. Yaşlı bir sahabe. Annemiz, Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, koca karılar cennete giremez dedi. O hanım sahabe üzüldü, geri döndü gitti. Peygamberimiz dedi ki çağırın onu dedi. Tekrar geldi Resulullah'ın yanına. Efendimiz buyurdu ki ben sana şaka yaptım dedi. Yani ama bakın bunu söylerken de şaka da olsa yalan söylemeyin diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Şaka yapabilirsin ama yalan söylemeyeceksin. Peki peygamberimiz burada ne demek söyledi? Ne demek istedi? Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, koca karılar cennete giremez derken ben, yani bu yaşlılık halinle cennete girmeyeceksin, genç olarak cennete gireceksin demek istedim. Yani bu şekilde peygamberimiz hem onları tebessüm ettiriyordu, yani sahabe-i kiramı, ama tebessüm ettirdiği konular yalan değildi. İnsanlara yalan söylemiyorlardı. Bugün maalesef birçok skeçlerde, işte birçok tiyatrolarda insanlara yani komedi adı altında yalanlar söyleniyor, uydurmalar. Hatta bizim kendi örfümüzde tanıdığımız, ulema olarak bildiğimiz Nasrettin Hoca'yı bile dahil ediyorlar buna. Halbuki kardeşlerim, Nasrettin Hoca çok kıymetli bir ulemadır, büyük bir alimdir. Ama maalesef bizim toplumumuz ne kadar argo içerikli kelimeler varsa, ne kadar küfür içerikli kelimeler varsa hepsini ne yapmışlar? Nasrettin Hoca'ya isnat etmişler. Kıymetli Müslümanlar, Nasrettin Hoca kendi zamanında bir grup talebeyle çok kıymetli bir alimin talebeleriydi. Çok muhteşem bir hocaları vardı. Alim bir hocaları vardı. Hatta keramet sahibi bir hocaları vardı. O zaman yokluk dönemleri olduğundan dolayı medresede sadece bir koyun vardı. O koyun işte kesilirdi, yenirdi. Bütün talebeler koyunu yerdi. Sonra Nasrettin Hoca'nın kendi içerisinde bulunduğu grubu, yani Nasrettin Hoca'nın hocası derdi ki oğlum bütün kemikleri toplayın. Kemikler toplanırdı bir araya. Nasrettin Hoca'nın hocası başlardı okumaya. Okudukça Allah'ın inayetiyle verdiği kerametle o kemikler bir araya gelir, tekrar koyun olurdu. Yani Allah ona bir hikmet vermişti. İlim yolunda hem talebeler için de bir bereketti. Yani bu koyunu yıllarca yiyorlardı. Kemikler bir araya getiriliyordu, okuyordu. Sonra tekrar kemikler koyun oluyordu. Tabii kardeşlerim, uzun bir zaman sonra Nasrettin Hoca'nın hocası bir sefere çıkmak mecburiyetinde kalıyor. Ama talebelerine diyor ki, yani tabii o koyun kemikleri bir araya getirip okuduğu zamanları da diyor ki oğlum bak benim yaptığımı yapmayın. Yani duyuyorlar, görüyorlar ama hocası diyor ki benim yaptığımı yapmayın. Hoca tabii yolculuğa çıkıyor, sefere çıkıyor. Talebeleri işte birbirlerine emanet ediyor. İçinde Nasrettin Hoca da var. Yani gerçekten Nasrettin Hoca'nın hayatına baktığımız zaman kendi dönemindeki nadir ulemalardan birisidir. Sonra hocası, hani bunu niçin anlatıyorum? Nasrettin Hoca'ya bugün niçin bu kadar gülünüyor? Ya da hocanın duası ya da bedduasını anlatıyorum. Duydunuz mu gençler? Hocanın duası ne kadar tesirlidir, bedduası da ne kadar tesirlidir onu anlatıyorum. Aradan geçti 2-3 gün, talebeler acıkmaya başladı. Toplandılar, dediler ki
yani bu işi kim yapabilir? Nasreddin yapabilir. Dediler ki hoca dediler. Hani ona lakabıydı hocaydı. Talebe iken arkadaşları ona hoca diyordu hep. Hoca dediler ya sen bizim hocamızın yaptığını biliyorsun. Şu kemikleri bir araya getirdik. Şunu bir işte oku da bir koyun olsun pişirelim. Karnımız aç. Açlıktan öleceğiz. Nasreddin Hoca ısrarlara dayanamadı. Kemikler bir araya toplandı. Nasreddin Hoca başladı okumaya. Hocasının okuduklarını, işte hocasından duyduklarını okumaya başladı. Bir anda Allah'ın hikmetiyle o kemikler ete büründü, koyun oldu. Ama ne hikmet ki koyunun kemiklerinden bir tanesini eksik koymuşlar. Koyun sarkıyor. Yani tek ayağı üstünde sarkıyor. Tabii o akşam, aynı akşam hoca efendi geliyor. Medreseye girdiği zaman bir de bakıyor ki kemikler ortada yok. Hemen gözü direkt Nasreddin Hoca'nın üstünde. Yani bir şey olduğu zaman direkt Nasreddin Hoca'dan biliyorlardı. Kim yaptı bunu diyor. Bütün talebeler Nasreddin Hoca'ya gösteriyor. Ne yaptınız oğlum? Hocam diyor, Nasreddin Hoca söylüyor hocasına. Hocam hani acıktık. Sizin okuduklarınızı okuduk ama bir eksik, yani yanlış bir şey okuduk herhalde ama halbuki bir kemiği eksik koymuşlar ama bunu sanıyor. Öyle söyleyince hocası tebessüm ederek dedi ki Allah kıyamete kadar insanları sana güldürsün dedi. Ne mübarek adamsın sen. Yani bu şekilde kardeşlerim Nasreddin Hoca kıyamete kadar insanlar kendisine gülüyor ama yani kötü şeyleri, argo kelimeleri, küfür söylemlerini Nasreddin Hoca'ya atfetmek doğru değildir. Kıymetli kardeşlerim öncelikle şunu ifade edelim ki maalesef günümüzde İslam'la çok alay ediliyor. İslam'la çok alay ediliyor ve yapılmış olan bu alayların içerisinde kardeşlerim insanı dinden çıkarma noktasına kadar getirecek bazı meseleler var. İnsanı küfre sürüklüyor, insanı dinden çıkarıyor. Yani bu meselelere dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kardeşlerim, müzik dinleyen kardeşler, müzik dinleyen gençler, dinlediği müziklerin içerisinde, toplum olarak kullanılmış olduğumuz kelimelerin içerisinde insanı şirke götürecek o kadar çok kelimeler ve sözler var ki bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunları nereden öğreneceğiz kardeşlerim? Bunları ancak Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini dinleyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini muhatap alarak bunları öğrenebiliriz. Şimdi kardeşlerim bir ayet-i kerime okudum. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen onlara soracak olursan vele in seeltehum şayet orada in eki gelmiş vele in seeltehum sen onlara soracak olursan leyekulunne onlar derler ki muhakkak innema kunne nehudu ve nel'ab biz şüphesiz ki eğleniyorduk oyun oynuyorduk lafa dalmıştık derler sana. Şimdi kardeşlerim bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman bu ayet-i kerime Tebük suresinde kıymetli Müslümanlar dönüşünde bir rivayete göre Abdullah İbni Übey üzerine inen bir ayet-i kerime. Ama nasıl bir ayet kardeşlerim? Kıymetli Müslümanlar Abdullah İbni Übey yanında bir arkadaşıyla beraber Tebük seferi dönüşünde yürürlerken sağ taraflarında oturmuş olan hafızlığıyla meşhur olan bir sahabeyi görüyorlar. Tabi sahabenin önünde yemek var. Yemek yiyor. Yemek yediğinden dolayı da hani yemeği çok sevdiği için de kilolu. Abdullah bin Übey diyor ki şunlara bak ya ne kadar çok yiyor bu hocalar. Hani bu kelimeyi söyler gibi. Bu hafız olanlar çok yiyor. Bunu söylediği zaman yanındaki arkadaşı diyor ki sen ne dedin ya öyle? Ya ben bir şey demedim. Hani onların hafız olanların, Kur'an'ı ezberleyenlerin, hocaların çok yediğini söyledim. Bilgili olan kimselerin çok yediğini, yediğin içinde şişmanladığını söyledim. Kötü bir şey söylemedim diyor. Hemen o sahabe diyor ki vallahi diyor seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Ya diyor ki ben kötü bir şey söylemedim. Yani ben onu tanıyorum zaten. Abdullah bin Übey kendisi hakkında ya bu çok yiyor dediği sahabeyi tanıyor zaten. Ama arkadaşı dedi ki seni Resulullah'a şikayet edeceğim. Hemen Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiler. Resulullah'ın yanında dedi ki ey Allah'ın Resulü Abdullah bin Übey falanca sahabe hakkında çok yiyor dedi. Kıymetli Müslümanlar tam o esnada bu ayet-i kerime indi. Allah buyuruyor ki وَلَاِنْ سَهَلْتَهُمْ ey Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara sorduğun zaman Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e sordu. Dedi ki ey Abdullah dedi yani ne oldu dedi ne yaptın sen dedi. O da hani Allah ayetinde cevap olarak buyuruyor ki لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ onlar derler ki şüphesiz ki biz lafa dalmıştık eğlenip oynuyorduk. Yani birbirimize şakalaşıyorduk anlamında. Kıymetli kardeşlerim
ayetin devamında bizi uyaran bir nokta var. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebillahi sen Allah'la ve Resulihi peygamberiyle ve ayatihi ayetleriyle kuntum testehziyun alay mı ediyorsun? Ey Muhammed ona öyle söyle diyor Allah Celle Celaluhu. Kardeşlerim bakın burası çok hassas bir nokta. Yani bu sahabe yani yanında olan arkadaş sahabenin yanında olan Abdullah bin Ubey sevdiği bir arkadaşına tanıdığı bir arkadaşına bu hafızlar çok yiyor demiş. Ama Allah onun üzerine buyuruyor ki قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ Ey Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem ona de ki onlar Allah'la ayetleriyle peygamberleriyle alay mı ediyorlar? Yani buradan ne çıkaracağız? Kıymetli Müslümanlar hani bugün çok duyuyoruz ya bu hocalar çok yiyor. Hocalar hep göbekli. Hocalar işte şunu yemeyi çok sever. Hocalar şunu almayı çok sever. Hani bunları söylerken kullandığımız kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Tövbe suresinin 65. ayet-i kerimesi bu konuda nazil olan bir ayet. Ve ayetin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerine bindiğinde Abdullah bin Ubey peygamber aleyhissalatü vesselam bu olay karşılığında ona cevap vermeyince peygamber aleyhissalatü vesselamın devesinin yularını tuttu. Ya Resulullah ne olur affet beni ben bilerek bir şey yapmadım. Yani ben zaten onu tanıyorum. Onun yüzüne karşı da söyleyebilirdim. Ve onun ardından hemen bir ayet daha iniyor. 66. ayet. La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Allah buyurur ki Celle Celaluhu bırakın diyor artık yalvarmasın onlar. Peygamberden özür diliyordu ya. Ya Resulullah ne olur beni affet. La ta'teziru onlar yalvarmasınlar. Onlar özür dilemesinler. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Onlar imandan sonra küfre düştüler, kafir oldular diyor. Kıymetli Müslümanlar kimin için söylüyor bunu? O hafızla çok yiyor diyerek alay ettiği kimseye söylüyor Allah bunu. Allah'ın ayetleriyle dalga mı geçiyorsun? Resulullah'ın hadisiyle dalga mı geçiyorsun? Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah tarafından getirdiği emirlerle dalga mı geçiyorsun? İşte bu ayette Allah diyor ki لَا تَعْتَذِرُوا Yalvarmasınlar. Özür dilemesinler. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Onlar imanlıydı ama alay ettiklerinden dolayı onlar küfre düştüler, kafir oldular diyor. Ve ayetin devamında اِنَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Son kısmında da Allah buyuruyor ki içinizden bir cemaati affedecek olsak bile diğer bir taifeye azap edeceğiz. Çünkü onlar gerçekten mücrim kimselerdi. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Yani apaçık günah işliyorlardı. Allah'ın ayetleriyle, peygamberle ve peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdikleriyle alay etmekten kendilerini alıkoymuyorlardı. Kıymetli Müslümanlar, yani burada insanın, bir Müslümanın İslam'la alay etmemesi gerektiğini, ayetlerle alay etmemesi gerektiğini, hafızlarla alay etmemesi gerektiğini, ilim sahibi insanlarla alay etmemesi gerektiğini bu ayet ortaya koyuyor. Bakın bu işin şakası yok. Tekrar söylüyorum Tövbe suresi 65 ve 66. ayet-i kerimelerin tefsirine baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin nuzul sebebini hepimiz görüyoruz kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar birçok peygamber alay konusu olduğu zaman mesela Musa aleyhisselam İsrailoğulları Beni İsrail Musa aleyhisselamın işte bir buzağı meselesi vardı. Musa aleyhisselam onlara buzağının nasıl kesileceğini detayını anlatınca onlar dediler ki etettahizuna huzuva ey Musa sen bizimle alay mı ediyorsun? Musa peygamber cevap olarak dedi ki kale inni e'udu billahi en ekune minel cahilin. Kale dedi ki inni muhakkak ki ben e'udu sığınırım kime? Billahi Allah'a sığınırım. Ne için sığınırım? En ekune minel cahilin cahil olmaktan Allah'a sığınırım. Burada Musa aleyhisselam kardeşlerim insanları alay alan kişilerin cahil olduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerime söylüyor bunu. Bakara suresi değil mi bu? Evet. Bakara suresinde. قَالَ اِنِّي اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Dediler ki ey Musa sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Ama Musa aleyhisselam dedi ki ben sizinle dalga geçmekten, cahil olmaktan Allah'a sığınırım. Yani demek ki insanlarla alay etmeyi cahillikle eşdeğer tutuyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla kardeşlerim ayet-i kerimede başka ayetlerde ifade ediyor. Alay ettiğiniz insanlar sizden üstün olabilir. Kimseyle dalga geçmeyin. Ki özellikle bu Allah'ın ayetleri ise, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri ise, Allah Celle Celaluhu'nun kendi katından gönderdikleri ise. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? قُلْ اَبِاللّٰهِ Ey Muhammed'im de ki onlara, onlar Allah'la.
ve ayatihi Allah'ın ayetleriyle ve rasulihi Allah'ın peygamberleriyle kuntum testeziyon alay mı ediyorlar onlar? Kad kefertum ba'de imanikum. Onlar imanlıydı ama şimdi küfre düştüler. Niçin oldu böyle? Resul niçin böyle oldu? Alay ettikleri için değil mi? İslam'ı yüklenen insanlarla alay ettikleri için. Kıymetli Müslümanlar, Tebük gazvesinde yaşanan bu olayı İmam Taberi rivayet ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkında Abdullah bin Ubey olduğu hakkında rivayet var. Yani onun hakkında ayet-i kerimenin indiği okumuş olduğumuz kıymetli kardeşlerim ayeti kerimeden sonra bir hadis-i şerif okudum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Selasun cidduhunne ciddun. Şu üç şey vardır ki bunların ciddiyesi de ciddidir, şakası da ciddidir. Sahabe-i kiram aleyhissalatu vesselama sordular. Dediler ki ya Resulullah nedir bunlar? Bu Ali abiyi çağırın ya. Çağırın gelsin, sohbet dinlesin. Dediler ki ya Resulullah ciddisi ciddi olan, şakası da ciddi olan şey nedir? Şimdi kardeşlerim bakın bu mesele çok ciddi. Yani Resulullah'ın ifadesiyle ciddi söylemi ciddi, şaka söylemi de şakadır. Dediler ki ya Resulullah nedir? Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem birincisi en nikahu nikah. Nikahın şakası olmaz. Evli olan Müslümanlar hanımlarını boşamak isteyecekleri zaman ya da kavgadan gürültüden dolayı ben seni boşadım derlerse, üç defa bu kelimeyi kullanırlarsa, mesela örnek veriyorum, adam hanımıyla kavga etti, dedi ki seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım. Üç defa bu kelimeyi kullandı. Ondan sonra dedi ki ben sana şaka yaptım. Kıymetli Müslümanlar, Resulullah'ın ifadesiyle nikahın şakası olmaz. Resulullah buyurur ki en nikahu nikahın ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Şimdi televizyonlarda görüyorsunuz. Oturuyorlar nikah masasına. İşte hani rol icabı nikah kıyılıyor. Bunun şakası olur mu ya? Sen o nikahı kıydığın zaman kim olursa olsun nikahın şartlarını yerine getirdikten sonra orada şahitler varsa, mehir belirlenmişse, rol icabı olsa bile, dizi icabı olsa bile nikah kıyılırsa o kıyılan nikahlar geçerlidir. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, evli olan Müslüman erkekler bu meseleye çok dikkat etmesi lazım. Yani ağızlarından çıkan kelimelere dikkat etmeleri lazım. Hazreti Osman Efendimiz buyuruyor ki, söz ağızdan çıkmadan önce senin eserindir. Ağzından çıktıktan sonra sen o sözün eseri olursun. Eğer kötü bir söz kullanmışsan, hanımını boşamışsan, üç talak vermişsen hanıma, sen o sözün eseri olursun ve o hanım sana bundan sonra ki hayatında haram olan kimselerden olmuş olur. İmam-ı Azam'a göre dönüş nasıldır? Hulle vardır İslam'da. Üç talakla hanımını boşarsan, hanımın gidecek başkasıyla evlenecek ama kağıt üzerinde bir evlilik olmayacak ve bu evlilik ciddi bir evlilik olacak, bir birliktelik olacak. Ondan sonra o kişi tekrar dönüp kendi eşiyle evlenebilir. Ama bunun dışında bu üç maddede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birincisi buyurdu ki nikahın şakası olmaz. Et-talaku, talağın şakası olmaz. Hadis-i şerifin son kısmında ver-ric'atu, ric'anın sakıncası, yani bunların şakası olmaz. Bunlar söylendiği anda ciddiye alınan kelimeler ve geri dönüş olmayan kelimelerdir. Şimdi kıymetli Müslümanlar, bu meseleler o kadar çok dikkat edilmesi gereken meseleler ki, yani bunlarla beraber ayet-i kelimeler, oğlum gel buraya. Bu ayet-i kerimeleri kıymetli Müslümanlar, Allah'ın ayetlerine muhatap olduğumuz zaman bu ayetlerle en ufak bir alayımız, en ufak bir dalgamız dinden çıkmamıza sebep olabilir. Kıymetli kardeşlerim, özellikle şu meselelere çok dikkat etmemiz lazım. Yani insanı küfüre götüren sözler nelerdir? Neler insanı küfüre götürebilir? Mesela birincisi, zaten hepimizin malumu, Allah'ı inkar etmek insanı dinden çıkarır. Hatta Allah'ın varlığı hakkında şüpheye düşmek de insanı dinden çıkarır. Yani acaba Allah var mı? Acaba şöyle olacak mı? Acaba ahiret var mı? Bu şüphe insanı dinden çıkarır. Çünkü şeytan zaten insanı bu şekilde vesveseye sürükleyerek insanı imansızlığa sürükler. Diğer bir maddede ona denk olan varlıkların olduğuna inanmak. Haşa, Allah'ın gücüne, Allah'ın varlığına, Allah'ın kudretine denk olan varlıkların olduğuna inanmak. Mesela kardeşlerim, maalesef bazı şimdi inanışlar var, inanç tarzları var. Adam diyor ki işte doğayla ilgilenen Allah başka,
Haşa, gökyüzüyle ilgilenen Allah başka. Ne bileyim, yeryüzüyle ilgilenen Allah başka. Hepsinin Allah'ı başka. Ama biz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ifadesi اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında tek din İslam'dır. İslam'dan başka geçerli olmayacak hiçbir din. Dolayısıyla bu üçüncü maddede de Allah'a hakaret etmek, hakaretvari konuşmak. Kıymetli kardeşlerim, mesela bazı toplumlarda, bazı yörelerde insanların böyle ağızlarına yapışmış olan kelimeler ve sözler var. Mesela adam diyor ki, ya Allah o işi nereden görecek? Ya da diyor ki, Allah bu adamı unutmuş ya diyor. Hani bu sözler duyuluyor. Allah, yani bu adamı Allah bile unutmuş. Bu toplum içerisinde bunlar kullanılıyor. Kıymetli Müslümanlar, bu sözler insanı dinden çıkarır. Yani bir Müslüman Allah'ın sıfatlarını bildiği halde, Allah'ın kudretini, delilini bildiği halde, yani bir Müslümana ya da bir insana Allah bile bunu unutmuş demek ne demektir ya? Bunlar bizim örnek verdiğimiz çok kullanılan kelimeler. Mesela bazen konuşuyor adam, Allah baba bize yardım eder diyor. Haşa. Şimdi Allah'ın sıfatlarına uygun olmayan şeyleri Allah'a atfetmek. Bunlar bazı yörelerde var. Dolayısıyla mesela kıymetli Müslümanlar, yine insanı şirke sürükleyecek, küfre sürükleyecek maddelerden bir tanesi. Adam işte birisine seviyor, gençler birilerine aşık oluyorlar. Diyorlar ki ben bu kıza tapıyorum. Kıymetli Müslümanlar, tapılmaya, kulluk edilmeye layık olan sadece ve sadece Allah'tır. Biz her vakit namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz, değil mi? Ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu benden başka ilah yoktur buyuruyor. Ama sen diyorsun ki ben bu kıza tapıyorum, tapar gibi seviyorum diyor. Ki özellikle bu gençler şimdi aşık olduğu zaman öyle müzikler dinliyorlar ki. Şimdi bu müziklerin şarkı sözlerinin bazılarını tekrar edeceğim. Şarkı sözlerinde kıymetli Müslümanlar, insanı küfre götüren meseleler konuşuluyor. Adam mesela diyor ki, işte bir şarkı sözünü aktarıyorum. Allah Celle Celaluhu'ya sığınarak, istiğfar ederek, adam şarkısının kelimeleri, sözleri içerisinde kahpe kader diyor. Kadere, Allah'ın yarattığı kadere, Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, tertil üzerine yarattığı, Furkan suretinin ilk ayetinde Allah bahsediyor. Ben insanları, alemi, dünyayı bir tertil ve düzen üzerine yarattım buyuruyor. Mesela diğer bir mesele, kıymetli Müslümanlar, insanı küfre götürecek, yani dinden çıkaracak meselelerden bir tanesi, başka bir Müslümanın ağzına sövmek, ağzına küfür etmek. Özellikle gençler, işte birbirlerine karşı kullanmış olduğunuz kelimelere dikkat edin. Kullanmış olduğunuz sözler ağza niye sövülmez? Çünkü Resulullah buyuruyor ki, yani hem ağızdan küfür çıkması ya da hem de Müslümanın ağzına sövülmesinin tehlikeli olmasının sebebini Peygamberimiz şöyle açıklıyor. Ağza sövülmez ya da ağızdan küfür çıkmaz. Çünkü ağız Kur'an yoludur buyuruyor Peygamberimiz. Ağızdan çıkan sözler Kur'an sözüdür. Allah'ın ayetleridir. Resulullah'ın sözleridir. Dolayısıyla kardeşlerim, bir Müslüman ağzından çıkan kelimelere dikkat etmek zorundadır. Adam küfür ediyor. Ağzına geleni söylüyor. Yani küfür ederken işte karşı taraftaki insanın ağzına sövdüğü zaman bu kişiyi kardeşlerim imanda, dinde tehlikeye sokabilecek noktaya kadar getiriyor. Mesela bir söz daha var. Bu söz de çok kullanılıyor. Bazı insanları görürüz. Bazı ya da hani bunu genelde cahil insanlar söyler. Allah bizi bu sözleri söylemekten muhafaza eylesin. Adam bir şey görüyor mesela, güzel bir şey görüyor. Ya şuna bak diyor. Allah özene bözene yaratmış diyor. Değil mi? Şimdi kıymetli Müslümanlar, burada kelimelere dikkat edin bakın. Allah özene bözene yaratıyor diyor. Şimdi özene yaratıyor ne demek? Özene özene Allah yaratmış. Kıymetli Müslümanlar, özenmek acizliktir. Özenmek insan işidir. Özenmek ne demek? Bir insana örnek almak demek, değil mi? Yani ya da bir şeyi örnek almak ya da bazen resim çizersiniz. Karşı tarafta bir şeye bakarak çizersiniz. Ondan özenerek. Ya da bir arkadaşınız vardır. Onun hal hareketine özenerek ya da maalesef bazı gençler oluyor. Televizyonda, internette, işte sosyal medyada gördükleri karakterlere özenerek hayatlarını değiştiriyorlar. Giyinişleri, kuşamları, sözleri. Ama kıymetli Müslümanlar, yani bu sözü söylemek Allah özene bözene yaratmıştır demek. Allah özene bözene yaratmış. Kardeşlerim, özenmek acizliktir. Allah'ta böyle bir sıfat olmaz.
Dolayısıyla bu sözü söylemek insanı küfre götürür. Yine kıymetli Müslümanlar, diğer bir kelime. Hatta bazı telefon markasını söylemeyeceğim. Bazı telefonlarda giriyorsunuz. Diyor ki yeni kişi yarat diyor. Şimdi bu kelimeye çok dikkat etmek lazım. Yani Müslüman yaratma kelimesi, yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Adam diyor ki öyle bir olay yarattı ki diyor ortalığı birbirine kattı gitti. Yani bu sözleri bir Müslüman kullanmaması lazım. Olağanüstü bir gol yarattı. Olağanüstü bir film yaratmışlar. Kardeşlerim, bu sözü söylemek, bu sözü kullanmak, yaratmak kelimesi Allah'a mahsustur. Bir Müslüman bunu bilinçli olarak nasıl kullanabilir? Bu kelimeleri kullananlar ne yapacaklar? Tövbe edecekler, Allah'a yalvaracaklar. Ve bundan sonra da böyle kelimeler kullanmayacaklar. Kıymetli kardeşlerim, bazen de insanlar kızarlar, sinirlenirler, bir olay yaşarlar. Derler ki, ya Allah bunu niye yarattı? Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Dolayısıyla Müslüman, az önce ifade ettiğim gibi, bütün sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Bakın, kelimelerimize neler neler sokulmuş, farkında mısınız? Belki söylediklerimizi bu zamana kadar kullanıyorduk ama farkında değildik. Ama şimdi bakıyorsunuz, adam şarkı söylüyor, diyor ki, secde ettim taparcasına diyor. Kime söylüyor bu şarkıyı? Adam aşık olmuş bir kadına, o kadından ilhamlanarak şarkı yazmış ve o kadına işte ithafen de ya da onu övmek için diyor ki, secde ettim taparcasına. Kardeşlerim, Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Allah'tan başka kimseye tapılmaz. Bunları söyledik, bu söylediklerim hepsi şarkı sözleri. Mesela eski meşhur bir şarkıcı vardı. Ne diyordu? Cenneti değişmem saçının teline. Değil mi? Yani seni o kadar çok seviyorum ki cenneti bile saçının teline değişmem. Bir tanesi de şöyle söylüyordu. Sensiz cennet zulümdür bana. Sensiz cehennem, yok seninle cehennem. Sensiz cennet. Evet. Sürgündür bana. Sürgündür bana. Değil mi? Sensiz cehennem ödüldür. Ödüldür bana. Şimdi seninle beraber cehenneme gidersem bana ödüldür diyor ama seninle beraber cennete gidersem, sensiz cennete gidersem bana sürgündür. Kardeşlerim, bu kelimeleri kime karşı konuştuğumuzun farkında mıyız ya? Kime karşı konuşuyoruz? Bakın, düşündüğümüz zaman yani Allah'a Celle Celaluhu'ya karşı verdiği cennet nimetine adam diyor ki cennet sensiz bana sürgündür. Ya yarın sen onun yüzüne bakacak mısın? Cenneti değiştirmem saçının teline. Kim kimi değiştirecek yarın? Anne baba evladını ateşe atacak. Çoluk çocuğunu ateşe atacak. Kimse kimseyi tanımayacak. Herkes kendi nefsini kurtarma peşinde olacak. Ama sen diyorsun ki cenneti saçının teline değişmem. Yalan. Tabii ki yalan. Sonuna kadar yalan. Bir görelim bakalım ahiret hayatında. Bakalım bu sözleri sarf edenler, bunları kullananlar nelerden vazgeçebilecekler? Diğer bir söz. Mesela adam diyor ki adaletin bu kadar mı? Bu direkt Allah'a isyan kardeşlerim. Adaletin bu kadar mı? Yani hani adam sevmiş, aşık olmuş, aşkı karşılık bulmamış. Karşı tarafta sevdiği kişiye aşkına karşılık vermemiş. O da kelimelerini şarkıya dökmüş. Diyor ki adaletin bu kadar mı? Kıymetli Müslümanlar, bu söz insanı direkt dinden çıkarır. Adaletin bu kadar mı? Sen kime kullanıyorsun bu kelimeyi ya? Alemin sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Allah'a adaletin bu kadar mı diyorsun sen? Allah'ın adaleti yeryüzünde hiç şaşabilir mi ya? Kıymetli Müslümanlar, dolayısıyla bu meselelerde çoluk çocuklarımızı uyarmamız lazım. Gençler, genç kardeşlerim, dinlediğimiz şarkılara dikkat etmemiz lazım. Allah'a karşı isyan eden şarkılar var. Mesela en son bir tanesi çıkmıştı. Yani Tanrı vurdu saza. Ölmeden mezara. Azrail'de alakalı bir şey de diyordu ama. Onunla alakalı bir şeyler de söylüyordu. Tanrı vurdu saza diyor. Şimdi kardeşlerim, elhamdülillah bizim deyimimizde Tanrı yok. Hocam Azrail kaybederken... Şimdi bizim deyimimizde Tanrı yok. Ama onlar kendi tanrılarına ne söylüyorsa söylesinler. Elhamdülillah bizim Rabbimizin 99 ismi şerifi var. Onunla beraber bizim her zaman zikretimiz Allah Celle Celaluhu ismi var. Ve biz bu isimlerle tabii hiçbir zaman ne bir alay konusu edebiliriz bu isimleri, ne de Allah'a karşı bu kelamları kullanabiliriz. Ama kendi evlatlarımızı, çoluk çocuklarımızı, zürriyetimizi, kendi ailemizi, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi bu konularda uyarmamız lazım. Adam müzik dinliyor. Söylediği, dinlediği şarkı sözleri küfre götürüyor insanı.
Şirke sürüklüyor. Başka varsa aklınıza gelen şarkı sözleri söyleyebilirsiniz. Yani bu arada kendinizi açığa çıkarmış olursunuz. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bak mesela şimdi. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Yani şimdi Allah'a diyor ki Allah'ım sen bu kulunu affetsen de ben affetmem diyor. Bak. Şimdi kardeşlerim biz de ne yapıyoruz? İşte ya ben çok efkarlandım da şu müziği bir dinleyeyim de kendime geleyim. Kıymetli Müslümanlar, Allah buyuruyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Huzur mu istiyorsun? Kafayı mı dinlemek istiyorsun? Ancak Allah'ı muhatap alırsan, Allah'ı zikredersen huzur bulabilirsin. Diğer huzur bulduğun her şey gün gelip geçecek. Yani ihtiyarladığın zaman senin hiçbir müziğe ihtiyacın kalmayacak. Oynamaya, zıplamaya mecalin de kalmayacak. Onun için Allah'ın verdiği zamanı, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmamız gerekmektedir. Kıymetli Müslümanlar, ifade etmiş olduğumuz bu maddelere dikkat etmemiz lazım. Bir hadis-i şerifi okuyacağım. Hadis-i şerifi okuduktan sonra bitireceğim inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. An Hasan radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel müstehzi'ine bin nâsi yuftahu li ahadihim babul cenne. İnsanlarla alay edenler, birbirleriyle alay eden insanlar, yani gerek yaratılışlarından dolayı, gerek ırklarından dolayı, gerekse gülünç duruma düştüğü bir konumdan dolayı insanları alaya alanlar ki hatta insanları başka kalabalıkların, insanların önüne çıkıp alaya almak. Kim böyle yaparsa kıyamet günü cennetin kapısı açılarak onlar çağrılacak. Diyecekler ki gel cennete. Tam cennetin kapısına gelecek, Allah cennetin kapısını onların suratına kapatacak. Tekrar geri dönecek o. Yine Allah diyecek ki gel kulum diyecek. Cennetin kapıları açılacak. Kapıya geldiği zaman tekrar suratına kapatılacak cennet kapıları. Bunun sebebi nedir? İnsanlarla dünyadayken alay ettiğinden dolayı. Dolayısıyla kardeşlerim, insanlarla alay etmek ya da İslam'la alay etmek, başörtüyle, tesettürle, Kur'an'la, Allah'ın ayetleriyle, yani kıymetli Müslümanlar, bu kelimelerin, bu sözlerin asla ve asla şakası yok. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şaka yapılacak bazı yerler vardır ama Resulullah'ın ifadesiyle şakayı da doğru olarak söyleyeceksiniz. Şaka da olsa yalan söylemeyeceksiniz buyuruyor Peygamberimiz. Buna dikkat edersek eğer kıymetli Müslümanlar Allah'ın razı olduğu kimselerden oluruz. Ama Allah'ın ayetleriyle dalga geçersen, işte camiyle alay edersen, ezan sesiyle alay edersen, ayet-i kerimeyle alay edersen bunun karşılığı ahirette çok ağır olur. Rabbimiz kendi ayetlerine karşı çıkmaktan, kendi ayetlerini alaya almaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah bu tür durumlara kalkışanlara da hidayet nasip eylesin. Rabbimiz bizleri istikametten ayırmasın. Allah rızası için El Fatiha.